Virüsten dolayı sağlığımız için, yani sağlıklıysak eğer bir HES kodu alıp geçiş yapabiliyoruz başka şehirlere. Ya şu an ben daha önce de aldım, kullandım. Şehirler arası yolculuklarda kullanılıyor genelde. Ya onun dışında hiçbir işime yaramadı. Hayat eve sığar demek. Yani korona olup olmadığını bildiren bir kod. Halı sahada kullanılıyor, dershanede kullanılıyor, okulda kullanılıyor. Bildiğim bu kadar. Koronavirüs müyüz değil miyiz? Evden öğreneceğiz. Her şeyi evden yani. Çok güzel bir şey. HES kodu nedir? HES kodu bizim kamu kuruluşlarına ve toplu taşıma gibi insanların halka açık yerlerde koronavirüslü olup olmadığımıza dair devletin bizi görebildiği veya izleyebildiği bir kod. Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs olup olmadığımızı soruyor. Bizim virüslü olup olmadığımızı bilgilendiren kod değil mi? HES kodu, Hayat Eve Sığar kodu, koronavirüs olup olmadığını belirten bir kod. HES kodu ulaşımlarımız olsun, Covid-19 testimizin riskli olup olmadığını olsun, kendimizi evde yönetebileceğimiz bir kod, yani hani nerede nasıl gidebileceğimizi öğretebilen bir koddur. HES kodu sağlıklı bireylerin bir yerlere giriş çıkışlarında kullanılan bir kod diye biliyorum. HES kodu koronavirüsle alakalı olup olmadığınızı gösteren bir kod olduğunu biliyorum sadece. Hayat Eve Sığar kodudur. Koronavirüslerin olup olmadığımızı evden çıkarken görmemiz için sağlar. Aynı zamanda da devlet dairelerinde ve genellikle resmi kurumlarda kullanılır. Aramızda mesafe olan kişilerin koronavirüsü ya da olup olmadıklarını öğrenmemiz için sağlar. Hayat Eve Sığar bizim evde olup olmadığımızı belirtiyor. Şehirler arası yolculuklarda bir de kamuda kullanılır. Hayat Eve Sığar anlamındaki sağlığımızı düşünülen bir kuruluş. Yani kişilerin aldığı kod, öyle diyelim. Toplu taşıma araçlarında koronavirüslü olan insanlar içindi galiba diye biliyorum. Evimizden koronavirüsü, ev vergilerini, her şeyi evimizden yönetmek, evimizden uygulamak. Koronavirüsü uygulaması. HES kodu bu Hayat Eve Sığar'daki kod al denen yerden alınan kod. HES kodu devletin, Sağlıkbakanlığı'nın bize göndermiş olduğu, hani riskli grupta mıyız, riskli grupta değil miyiz diye uygulama yüklettiği bir kod. HES kodu Hayat Eve Sığar diyorlar. Biz de yeni duyduk HES kodunu, buymuş. Şehirler arası veya valiliğe, şuraya buraya gitmek için kullandığımız kod. HES kod koronavirüs olup olmadığını gösteren bir barkodtur. HES kodu karantinada olup olmadığımızı belli eden koddur. HES kodu korona olup olmadığımızı belirten bir koddur. Hayat Eve Sığar anlamında bir kod. HES kodu resmi kurumlara, dışarı yolculuklarına, herhangi bir yerde kullanılan bir şahsi numara. Hayat Eve Sığar kodu, yani o kadar biliyorum. HES kodu kurum ve kurumlara girmek için onay veren bir uygulamadır. Aynı zamanda bizim koronavirüs negatif ve pozitif olan bir değerlendirmedir diye düşünüyorum. HES kodu Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığımız, halı sahaya falan girerken kullandığımız bir kod. HES kodu insanların ulaşım için aldıkları kod. HES kodu güvenlik amaçlı, Sağlıkbakanlığı'nın oynanmış olduğu sağlık amaçlı bilgilendirmek için bir şey, yani güvenli alanların bilgilendirilmesi, sağlık sektörüyle ilgili daha rahat bir program. Çıkış yapabilmemiz için. Virüsten dolayı sağlığımız için, yani sağlıklıysak eğer bir HES kodu alıp geçiş yapabiliyoruz başka şehirlere. Onun için kullanıldığını biliyorum. Hiç kullanmadım, gerek kalmadı ama gerek duymadım. Onun dışında bir bilgim yok. Hayat Eve Sığar demek, yani korona olup olmadığını bildiren bir kod. HES kodu nerelerde kullanılır? Hastanelere girişlerde, çıkışlarda. Ya genelde aslında her yerde kullanılması gerekiyor. Yani AVM'lerde dahi, otobüslerde dediler ama bakan yok şu an. Yani toplu alanların olduğu her yerde kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bir yerden bir yere giderken ulaşım için, koronavirüs olup olmadığımız için bu kadarını biliyorum. Hastanelerde, postanelerde, şimdi okullarda dahi kullanılıyor. Hani bizim riskli olup olmadığımızı ölçüyor, söylüyor. Hani karşımdaki insanın bana riskli olup olmadığını söylüyor, kendimin riskli olup olmadığını söyleyebiliyor. Ulaşım araçlarında, şehirler arası yolculuklarda ya da kamu dairelerine girerken. Ben en son nüfus müdürlüğünde kullandım. Onun dışında otobüslerde falan olacak diyorlardı artık, hani ayırmak için herkese. Ama şu an nerede tam olarak kullanılıyor bilmiyorum. Bütün devlet dairelerinin girişlerinde soruluyor ve o olmadan da almıyorlar. Yine işte toplu taşıma araçlarına binerken genellikle kullanılır. Valla şimdi Türkiye'nin her yerinde kullanılıyor galiba. Aldınız mı diye sor, aldım. Kamu dairelerinde, ulaşımda, devlet daireleri, otobüs yolculuğunda kullanılan yerler bunlar. Uzun yolculuklarda otobüs, uçak, hastane, devlet daireleri gibi yerlerde kullanılır. Valla hapishanelerde, adliyelerde HES kodu olmadan hiçbir yere girilmiyor diyorlar. Ama şu anda tam HES kodunun ne olduğunu tam vatandaş bilemiyor. Otobüslerde, taşıtlarda, yani toplu taşıtlarda kullanılıyor. Devlet kurumlarında, adliyede, sağlık sektöründe. Kamu dairelerinde ve şehir arası yolculuklarda, şehir arası dışarıda yolculuklarda bunlar kullanılabilir. HES kodu şehirler arası yolculukta, kamu ve kuruluşlara giriş ve çıkışlarda sorulan bir koddur, öğrenilmek amaçlı. Şehirler arası yolculuklarda ve kamu dairelerinde. Kamu ve kamu kuruluşlarına izinsiz girilmiyor. Buralara HES kodu almadan girilmiyor. Dediğim gibi ben kullanma gereğinde bulunmadım, hiç lazım olmadı, ama şehirler arası geçişlerde şimdi bildiğim kadar ilçeler arası falan da lazım oluyor diye duydum en son, ama gündemi çok takip edemiyorum ben. Bu kadar bilgi. Kamu dairelerinde, otogarlarda, şehir dışı, şehir içi giriş çıkışlarda kullanılan bir uygulamadır. Ulaşımda işte şehir değiştirirken otobüs halinde şeritlerde, şehirler arası yerlerde yani. Bankalarda. Vallahi her yerde karşımıza çıkıyor. Sağlık kuruluşlarında ne de o şekilde. Yolculuklarda. Halı sahada kullanılıyor, dershanede kullanılıyor, okulda kullanılıyor. Bildiğim bu kadar. Koronavirüs müyüz değil miyiz? Evden öğreneceğiz. Her şeyi evden yani. Çok güzel bir şey. Ya şu an ben daha önce de aldım, kullandım. Şehirler arası yolculuklarda kullanılıyor genelde. Ya onun dışında hiçbir işime yaramadı. Peki HES kodunu nasıl aldınız? E-Devlet üzerinden. Hiç HES kodu kullandınız mı? Evet, kullandım, kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulama bence. Çünkü yaklaşık 1,5 metre ötemdeki bir insanın pozitif ya da negatif olduğunu görebiliyorum. Aynı zamanda aile ebeveynlerimiz de kullanabiliyor. Babam da mesela, benim kodum var. Kendisi de benim nerede olduğumu bilebiliyor ya da pozitif ya da negatif olduğumu bilebiliyor. Kayseri'nin neresine gidersem gideyim, negatif ya da pozitiflik daha nerede artıyor hepsini görebiliyorum. Talas olsun, başka bir yer, Eskişehir'e bağları, her yer olabiliyor yani. Güzel bir kod bence. İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kullandım. Evet, kullanıyorum. Buradan da yararlı olduğunu görüyorum zaten telefonumda. Her şekilde faydası var zaten. Evet, hali hazırda kullanıyorum zaten. Sürekli de kuruluşlara falan sürekli giriş yaptığım için de kullanmak zorunda kalıyoruz zaten. İstiyorlar da bizden. Hayır. Kullandım. Okulda istemişlerdi bir kere. Evet. Aldım ama kullanmadım daha. Kullanacağım. Almadım. Gerek almadı. Kullandım. Neyle kullandım? Ben de kullandım. Vergi dairesinde kullandım. Üniversite sınavındaydı sanırım. Yakın zamanda evet, onu kullandım. Vergi dairesinde kullandık. İlk defa kullanacağım inşallah. İşte herkese de öneriyorum yani, herkes de yapsın bunu bence. Evet, kullanıyorum. Nerede kullandınız, nereye girerken? Yani evde genelde kullanıyorum. Yok, hiç kullanmadım daha. Bursa giderken bir kez kullandım. Tabii kullanıyorum. Nerede kullandınız? Yolculukta kullandım en son. Hiçbir sıkıntı yaşadınız mı kullanırken? Yok, hiçbir sorun yaşamadım. Zaten sistem hızlı. Devletimiz güzel bir sistem kurmuş. Direkt hem benim sağlığım hem başkasının sağlığı için güzel bir uygulama. Yok, şu anda daha kullanamadık işte. Nasıl olacaksa kaydı olacağız inşallah. HES kodu kullandım. Şu an uygulamamdan indirili. Kullanmaya devam ediyorum. Kullandım, evet. Nerede kullandın? Mesela kafelerde, bankalarda, atıyorum. Mesela gittiğim yerlerde, pastane olsun, hastane olsun, oralarda kullanabiliyoruz. Kullanmadım. Peki hiç HES kodu aldınız mı? Aldım. Yani Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodumu aldım. Yok, kullanmadım. Peki hiç HES kodu aldınız mı? Yok, almadım. Kullandım. Daha bugün sabah kullandım. Evet. Bağkur İl Müdürlüğü'ne gittim. Orada HES kodu olmadan içeri almadılar. Bir SSK'da işim oldu. Gittim orada. İnternet kanalıyla HES kodunu aldım. Verdim. İçeride işlemi yaptım, çıktım. Her hafta halı saha yaparız. Halı sahaya girerken kullanıyoruz. Dershaneyi kullanıyoruz. Bu kadar. Devlet dairesine girdim. Tapu Sicili'ye girdim. Belediyeye girdim. Buralarda hep soruyorlar. Dolayısıyla daha önce de almış olduğumdan dolayı bir sıkıntı olmadı.